Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere görüntüsü çok güzel, tadı da çok lezzetli tarçınlı çörek tarifi vermek istiyorum. Yapılışı çok kolay. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yarım paket yaş mayaya 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık sütü alıyoruz. Öncelikle mayamızı karıştırarak eritiyoruz. Maya eridikten sonra yarım su bardağı sıvı yağ 1 silme, tatlı kaşığı tuz, 1 adet de yumurtanın beyazını ekleyip karıştırıyoruz. Yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyoruz. Şimdi yavaş yavaş un ilavesi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar ben toplamda 3,5 4 su bardağına yakın un kullandım ama bu unun markasına göre değişebilir. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Hamurun kıvamının güzel olması için mutlaka bir 10 dakika yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra üzerine bir streç film kapatıyoruz ve 1 saat kadar mayalandırıyoruz. Mayalandırma işlemini yaptıktan sonra hamurun havasını mutlaka alıyoruz. Bu şekilde içindeki maya kokusu çıkmış oluyor. tezgahı hafifçe unlayıp hamurun üzerine de çok az un serpiyoruz ve merdane yardımıyla e, çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Açtığımız hamurun üzerine bir süzgeç yardımıyla e, 3 yemek kaşığı kadar tarçın serpiyoruz. 5-6 yemek kaşığı kadar da toz şeker serpiyoruz. Hamuru rulo yapıyoruz ve bir yağlı kağıt üzerine alıyoruz iki ucunu birleştiriyoruz. Bu işlemi yağlı kağıt üzerinde yaparsanız tepsiye almamız daha kolay olacaktır. Şimdi bir, bir buçuk parmak aralıklarla hamurumuzu kesiyoruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz ufak bir yorum bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Görmesini istediğiniz yakınlarınızla arkadaşlarınızla da tariflerimi paylaşabilirsiniz. Evet hamuru kesme işlemimiz bitti. Şimdi her bir bölümü hafifçe çekerek birazcık yana yatırıyoruz. ayırdığımız yumurta sarısını sadece beyaz kısımlarına sürüyoruz tarçınlı kısımlarına sürmüyoruz Çöreğimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında güzelce nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine bir bez örtüp 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Nefis tarçınlı çöreğimiz artık servise hazır. Gerçekten tadı şahane. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.